Hoş geldiniz. Vallahi Tunca davetliden önce geldin. Sorularım var diye düşünüyorum. Çok böyle soru soracak havadasın. Öyle hissediyorum. Aylin Hoca gelir şimdi. Aylin Hoca'yı beklerken bir şeyler anlatmak istiyorum ama ne anlatabilirim bilmiyorum. Bu yayınlardaki en büyük problemim bu. Yayını açtığımda böyle ne anlatacağımı bilmiyorum, bekliyorum. Bir çözüm bulmam lazım buna. Aylin Hoca da geldi. Hocam sizi hemen alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sesimi duyabiliyor musun? Evet, sizi beni rahatlıyor musun? Harika o zaman. Yaşasın, hoş geldiniz. Vallahi çok mutluyum. Vallahi ben de çok mutluyum. Çok gururluyum öncelikle. Teşekkür. Harika şeyler yapıyorsun. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün detaylıca yaptıklarını da bayağı bir inceledim. Daha önce yani biliyordum neler yaptığını ama canlı filmlerini falan da izleme fırsatım oldu. Gerçekten çok ihtiyaç olan bir yere inanılmaz sevgi ve emekle destek olduğunu görüyorum. Helal olsun diyorum. Öncelikle. Teşekkür ederim hocam. Valla sizden bunları kutluyorum. Çünkü çok çok önemli. Günümüzde gerçekten hani bu aslında bir şekilde mentörlük yapıyorsunuz hepiniz. Evet. Yeni yetişmekte olan gençlere. Herkesin kafası çok karışık. Sadece isimler, etiketler, içerikle ilgili pek fazla kimsenin bir şey bildiği yok. İçine girdikten sonra bir sürü yan dallar da var aslında. Nereden gideceğini bilmiyorum. O yüzden bu yollardan yürümüş birilerinin hangi yolları seçtiğini, belki hangi hataları yaptığını evet. Veya hangi doğru adımları attığını paylaşıyor olması. Tabii ki aslında hani şöyle de herkes kendi bildiğini okur günün sonunda. Ama duymak önemlidir, dinlemek önemlidir. Tebrik ediyorum. Bence harika bir iş yapıyorsun. Çok teşekkür ederim hocam. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben de tekrar yayın teklifimi, okuma listesi teklifimi kabul eden herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ben burada oturup tek başıma yani ne anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Ama her gelen kişi benim daha önce düşünmediğim bir şeyleri aktarabiliyor ve ben de çok şey öğreniyorum. Yani tabii o yüzden gerçekten ben hani tam lise ve üniversite öğrencilerine hani yönelik açtım ama yetişkinlerden de çok olumlu mesajlar alıyorum. Yani hani çünkü birbirimizden gerçekten öğrenecek çok şeyimiz var.
O yüzden çok teşekkür ederim. Sizden bunları duymak beni ekstra mutlu etti. Hocam bu arada bugün sebebi ziyaretinizin sebebini ben bir anlatayım hemen. Hocam tabii. Şimdi şöyle, bana pek çok öğrenci yazıyor. Diyorlar ki yani mesela özellikle sınavlara hazırlanırken yani liseye giriş, üniversiteye giriş ya da işte üniversitedeyken yani çalışma hayatında da motivasyonumuzu kaybettiğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimiz, o azim duygusunun yok olduğu, çok anla karşı karşıya kalıyoruz ve bazen yanımızda bize doğru cümleleri kuracak insanları da bulamayabiliyoruz. Kendimize doğru cümleleri kurmayıp hatta kendimize kötü davranabiliyoruz o dönemlerde. O yüzden hocam bu konuda size çok güvendiğim için gelmenizi özellikle istedim. Çünkü ben de sizin yayınlarınızı izliyordum ve hani gerçekten pek çok insanın yani duyması gerektiği şeyler söylüyorsunuz. O yüzden hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle söyleyeyim, gerçekten aslında motivasyon öyle bir şey ki hiçbir şekilde yaşı yok, cinsiyeti yok. Hayatının herhangi bir döneminde ve statü dışında her alanda insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Ben çok tehlikeli, hatta tuzak bir kelime olarak görüyorum motivasyonu. Ve hatta zaman zaman hepimizin arkasında saklandığımız bir kelime de olabiliyor. İşte motivasyonum yok. Yani yapacağım ama yani şu bir motivasyonum bir gelse neler yapacağım? O yüzden çok tehlikeli buluyorum aslında motivasyon. Çünkü algımızda çok yanlış bir yere oturttuğumuzu düşünüyorum. Yani insanlar herhangi bir şekilde harekete geçmek için motivasyona ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Evet, kelimeye baktığımızda hani kelime de bizi yanlış yönlendiriyor. Motivasyon kelimesinin kökü movere'den, hareket etmekten geliyor. Dolayısıyla isteği, motivasyonun da tanımı bu. Hareket, herhangi bir hedef doğrultusunda veya bir ihtiyaç doğrultusunda hareket etme isteği. Böyle bir arzu. Şimdi dolayısıyla biz ne zannediyoruz? Yani bu bir arzu. Ben bir sabah bununla uyanacağım. Ve ondan sonra kaç gideceğim, harekete geçeceğim. Bu iş tam tersi. Onu bekledim de gelmedim. Hani Godot'u beklerken vardır, Samuel Beckett'in ünlü eseri. Godot'u beklerken gibi, böyle Godot da gelmez, motivasyon da gelmez. Dolayısıyla beklersin. Ve çok beklersin. Peki nedir o zaman bu işin sırrı? Önce harekete geçmek. Şimdi mesela ben çok sevdiğim bir metaforu kullanmak istiyorum. Yola çıkacağız. Otobüsle, arabayla bir yere gideceksin, değil mi? Eğer motivasyon benzinse benzinciye gitmen gerekir öncelikle, değil mi? Yani bu şekilde o araca bu enerji kaynağını yüklemen gerekir. Dolayısıyla önce hareket etmek lazım. Önce sonra yükleyelim. Aynen öyle. Sen yaptıkça, heyecanlandıkça, yaptığının karşılığını görmeye başladıkça, bir şekilde bir şeyleri bir rutine oturttukça o motivasyon daha da arta gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yani motivasyonun gelmesini bekleyip harekete çıkma hayalini kuranlar maalesef fikirleriyle, projeleriyle yarı yolda kalıyorlar. Yani bu hani işte ne bileyim ben diyet yapmaktan tutun, yeni bir işe başlamak, üniversitede istediğin bölüme girebilmek, daha artık aklına ne gelir? Hangi alanda? İş değiştirmek, kariyer değiştirmek, bir sürü alanda motivasyon için önce harekete geçmek lazım. Bazen bu ne istediğini bulma yolunda araştırmalar olabilir. Bazen hobiler falan bile aslında seni harekete geçirir. Çünkü genellikle o hobilerdir seni yola sokan. Orada bir kendinle ilgili ufak tefek birçok tüyo alabilirsin. Yeter ki etrafında olanlara daha böyle bilinçli bir şekilde bak. O yüzden motivasyon çok önemli. En önemli yanlış algıda hani onun bende varmasını bekleme. Evet. O beklenti maalesef ki açıkçası dolmuyor. Öyle bir şey yok. Önce hocam, hatta ya yani ben mesela şey diye düşünüyorum. Mesela bir iş yaparken ya da hani bir sınava hazırlanırken vesaire hani böyle şey yaparız ya yarın başlarım. Ya cumartesi sabahtan otururum vesaire.
Halbuki aslında mesela bir otur bakalım ne oluyor. Yani ne 30 dakika mı çalışabiliyorsun? Bir dene, bir başla. Yani mesela hata yapmak için de kendime hep onu şey yapıyorum. Yani bir projeye ne kadar çabuk başlarsam o kadar çabuk hataları da yaparım. O çünkü mesela atıyorum bir ay süren mi var bir şey için? Mesela o bir ay sürenin atıyorum ilk 2 haftası düşünüyorsun mesela işte nasıl yapsam öyle yapsam böyle yapsam. Bir hemen ilk günden başla da hataları fark et hemen birilerine sor vesaire. Ben bunu çok zor öğrendim. Yani kendimi o kafa yapısına sokabilmek benim için hani uzun bir şey oldu, yol oldu. Ama gerçekten dediğiniz gibi yani aslında harekete geçtikten sonra öğrenme de artıyor. O öğrenme arttıkça da işte motivasyon onu herhalde takip Evet, ediyor. aynen öyle. Şimdi motivasyon aslında hani bedeninde bir insanın yüzünde görebileceğin bir şey. Ya o heyecanı, o neşeyi, o tutkuyu bir insanın gözünde, yüzünde, bedenindeki enerjide görürsün. Yani motivasyon olan biriyle motivasyonu düşük birini aslında hani anlat desen herhangi birine çok kolay anlatır. Bedenindeki, gözlerindeki ışıktan veya işte ışık olmasından Doğru. yani o tembel vücudundaki her organ diyebilirim aslında motivasyonu olup olmadığını anlatır. Gözle görülen bir şey motivasyon. Doğru. Yani dolayısıyla hani ona bürünebilmek, ona sahip olabilmek için biraz harekette olmak, biraz kendinin, duygularının, ihtiyaçlarının, dürtülerinin farkında olmak lazım. Yani ben buraya niye geldim, ne istiyorum? Şimdi ertelemeden bahsettin, çok önemli. Evet. Bugün hani ertelemeyen yok. Önce hani erteleyen herkese belki rahatlatıcı bir şeyi olur bu bilginin. Yok, bazı insanlar şey der, ay ben her şeyi erteliyorum. Bir de bir grup vardır ki ben hiçbir şeyi ertelemem. Hani her şeyi zamanında Hemen yaparım. yüzleşip şey yaparım. İkisi de doğru değil. İnsanlar muhakkak hayatında bir şeyleri ertelerler. Her insanoğlu bir şeyleri erteler. Çünkü herkese kolay gelen, herkesin direnç gösterdiği şeyler aynı şeyler değildir. Doğru. Bana kolay görünen şey senin için çok komplike, çok karmaşık olabilir. Ve dolayısıyla sen onunla ilgili bir şeyler yapmak için hep bir şeyleri erteleyebilirsin, önceliklendirmeyebilirsin. Dolayısıyla erteleme ile başa çıkmanın altında aslında motivasyon yok. Genelde ikisini erteleme biraz daha hata yapmamak, performansını dışarısıyla paylaşmama arzusunu da barındırabilir içinde. Yani hiç yapmam, dolayısıyla ne kadar iyi olduğumu, ne kadar kötü olduğumu bilmezler. Ertelenmiş ve dolayısıyla olay. Ertelemenin altında ciddi başka şeyler var, inanç kalıpları var. Hani eğer ciddi anlamda şey olursa belki bir gün ertelemeyi ayrıca konuşuruz. Bence de, bence de. Çünkü Erteleme kendi erteleme başlı başına bir günümüzde problem. aynen Kesinlikle. öyle. Büyük bir paket. Onun içinde birçok şey var. Tamam. Şeye gelirsek, motivasyona gelirsek, hareket halinde olmak. Newton'un birinci kuralı nedir? Objects in motion tend to stay in motion. Evet. Dolayısıyla hareket halinde olan bir nesne hareket halinde kalmaya devam eder. Evet, çok doğru. Bu hani fizik kuralı bu. Yani hani ve bunu hayatının her tarafında uygulayabiliyorsun. Motivasyonum yok diye şikayet eden biri bana sorarsan bazı yerlere bakması lazım. Birinci soru şu. Hedefim çok mu zor? Acaba kendime uygun olmayan bir hedef mi seçiyorum? Etrafımdakileri etkilemek istiyorum. Ailem benimle gurur duysun. Veya işte ne bileyim ben hani böyle işte çalıştığım grubun içinde, team'in içinde en böyle stand out'tan ben mi olmak istiyorum? Dolayısıyla hedefim ne kadar gerçekçi? Eğer benim için çok zor bir hedefse benim onu gerçekleştirecek motivasyonla buluşmam çok kolay değil. Ufak Anladım. harekete geçecek eylemlere girebilirim ama çok büyük şeyler insana ağır gelir ve dolayısıyla beraber karşımıza çıkacak bir durum haline alır. Hedef önemini yitirmiş olabilir. Yani çok önemli bir şey olabilir. Bir anda benim için önemini yitirmiş olabilir. Artık geçerliliği yoktur. Dolayısıyla motivasyonum da tabii ki
olmayacaktır onu yapmak, gerçekleştirmek için. Hı hı. Bir de çok karışan bir şey var. Koyduğum hedefle ilgili, yapmak istediğim şeyle ilgili asıl sıkıntım motivasyonumun olmayışı mı? Özgüven sorunum mu? Yeterince cesaretim mi yok acaba? Hı hı. Korkularım var mı basıyor? Hı hı. Gerçekleştirdiğim zaman başıma gelecek şeyler. Yani bazen çok güzel görünür. Çok başarılı olduğunuz zaman onun ödenmesi gereken bedelleri vardır beraberinde. Ben bu bedelleri ödemeye ne kadar hazırım? Evet. Dolayısıyla bütün bunlar benim motivasyonumu aslında var gibi gözükse de aşağı doğru çekebilir. Ertelemeyle beraber çok temelde karışan bir de kaçınma durumu vardır. Yani erteleme başka bir şey, kaçınma hiç orasına girmemek, hiç yokmuş gibi farz et. Yani hani öğrencilerde de görünür bu. Son güne evet. Kadar. Artık o erteleme değil. Yani durum böyle. Ama hani bir şekilde avoidance dedim. Yani olay sanki yok öyle bir şey. Yani böyle bir sorumluluk yok, böyle bir şey yok. Son gün artık ne yapmak gerekiyorsa hani bir şekilde acayip bir şekilde gaza gelerek gerçekleştirmeye çalışan şeyler. Dolayısıyla şöyle bakmamız gerekir. Koşullar ne? Ben bu koşullarla ilgili benim ilişkim ne? Bu koşulları birçoğumuz yani hani yaş ve pozisyonla alakasız olarak koşullardan o kadar şikayet ediyoruz ki bunu evet. Motivasyon sebebi haline getiriyor. Yani istediğim koşullar doğru. Gerçekleşmediği için yapamıyorum. Yoksa ben de bunu gerçekleştirecek istek var, arzu var, kaynak var ama bu şartlar müsait değil. Peki o da ne kaçınma? Bu da bir kaç tabii ki. Tabii ki. Yani koşullar değiştiremiyorsan koşullarla ilgili algını değiştireceksin. Yani koşulları değiştiremeyebilirsin. Maalesef ki her şey elimizde değil. Ben kendimi değiştirebilirim. Ve içinde bulunduğum koşullarla ilgili algımı değiştirebilirim sadece. Koşulları değiştiremiyorsam. Bu durum bana ne öğretmeye çalışıyor diye bakabilirim. Yani niye benim başıma geliyor demektense. Evet. Yani hocam, ne farkı yapabilirim? Aklıma şey geldi mesela, geçtiğimiz haftalarda bir karikatür gördüm. İşte bir tane Nordik gemi işte İngiltere'ye gitmeye çalışıyor ve gemi kayalıklara çarpıyor. İşte diyor ki Tanrı'ya, diyor ki neden ben? Tanrı diyor ki neden sen değil? Fırtınada yola çıkmışsın. Yani hani neden senle ilgili bir şey yok. Fırtınada yola çıkan bir Nordik gemisin sen. Yani evet. Gerçekten hani o neden beni buluyor, hep böyle oluyor. Hani bazen bunu diyoruz kendimize gerçekten. Ama aslında düşündüğümüzde koşulları ne kadar algıladım? O koşullarda hedefime gidiş yolumu nasıl belirledim? Onları düşünmek gerekiyor diye anlıyorum anlattıklarınızdan. Aynen öyle. Tabii bu koşullarla ilgili yani ben herhangi bir strateji geliştirdim mi? Bir A planım, B planım var mı? Ben belirlemiş olayım bu koşullarla ilgili... geliştirmiş olduğum stratejiler içinde esnekliyor muyum? Yoksa tuttum illa da böyle olacak. Yani herhangi bir şekilde beklenmedik bir durum karşısında ben hemen duruma adapte olup yeni bir yöntem, yeni bir yolculuk. Evet bir de şöyle bir şey var. İş hayatında çok zor ama insan ilişkilerinde ve özellikle öğrencilikte çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunları yani ben neyi anlamadım, nerede eksiğim, kendimle ilgili gerçeğimle buluşup karşı tarafla iletişimimi, her şeyimi onunla kurmak. Yani olmadığım gibi davranmaktansa eksiklerimi farkında olup onları nasıl tamamlayabilirime bak. Motivasyon ritüel işidir. Planlama işi değildir her zaman. Kimileri çok planlıdır, planlama işe yarayabilir ama bunu bir ritüel gibi düşünmek lazım. Yani yaptığın her şeyi kendi içinde bir ritüele dönüştürürsen o zaman zaten birçok şey çok daha kolay oluyor.
Yani otopilottan bahsetmiyorum. Benim hiç sevmediğim bir şey. Otopilot davranışlar. Çünkü hani biraz fark ettikten şey ben aynı zamanda eğitmenliği de yapıyorum gençlerle. ve dolayısıyla mindful hocam olarak... bu arada gerçekten aslında çok kısa sizin ne iş yaptığınızı aslında dinlesek iyi olabilir. Biz birbirimizi tanıdığımız için direkt konuya girdik ama çok kısa onu evet söyleseniz iyi olabilir. Şöyle ben yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Athena'nın da İngilizce öğretmeniydim zaten. Bir sene, bir buçuk sene oluyor ki okuldan ayrıldım. Öğretmenlikten ayrılmadım çünkü o benimle beraber yürüyecek bir şey herhalde. Öğrencilerle ve ebeveynlerle, dikkat eksikliği olan gençlerle koçluk yapıyorum onlara. Öğrenci koçluğu, akademik koçluk yapıyorum. Onunla beraber mindfulness'im. 4 yaştan 19 yaşa kadar çeşitli grup ve atölyeler şeklinde mindfulness çalışmaları yapıyorum. 8 hafta süren. Gençlerinki daha uzun sürüyor, 10 hafta. İnanılmaz keyifli. Zor durumlarda o duygularla baş düşüncelerin içinde kaybolmadan ve kendini yargılamadan kendine şefkat verebilmelerine duygularını tanıma hem kendinin hem karşı tarafının üzerine özellikle çalışıyorum. İletişimle ilgili bazı çalışmalarım var. Gibi bir sürü gençlere yönelik sadece İngilizce öğretmenin dışında, İngilizce öğretmeye devam ediyor bir parantez olsun. Ama onun dışında ulaşabildiğim herkese farklı alanlarda da ulaşmaya çalışıyorum. Bu tarz canlı yayınlar oluyor, Zoom'larım oluyor. Yani hani bir şekilde sorumluluk projesi gibi görüyorum. Sosyal sorumluluk projesi. Yani hani yaptığım birçok çalışma özellikle grup çalışması ücretsiz olarak yaptım bütün pandemi boyunca. Yeter LGS'den önce, YKS'den önce. Yani yeter ki hani kime ulaşabilirsem ne olayım şeklinde. Gençlerle bu şekilde çalışmalara devam ediyorum. Yani ben... İyi oldu hocam. Çünkü gerçekten hani sonuçta izleyenler arasında anne baba olanlar da var. O yüzden bence sizin hani ne iş yaptığınızı, hani yetkinliklerinizi bilmeleri bence o yüzden de önemli. Çünkü sizin yaptığınız işe ihtiyacı olabilecek pek çok anne baba var günümüzde. Evet. Dolayısıyla hani sadece gençler değil bu endüstriye sizi tanımaları da önemli bence katılımcıların. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet yani özellikle şöyle söyleyeyim. Tabii ki öğrencilere ve ebeveynlere olmak her zaman çok önemli. Ama bu belirsizlik döneminde sanki birazcık daha önemli oldu gibi. Kesinlikle. Çünkü hem kaygıları ayrı boyutta. Ebeveynlerin kaygıları bambaşka. Ve özellikle o dönemin hani ergenlikle birlikte hani evde zor bir enerji olabiliyor. Kesinlikle. Bu zorluklarla da baş edebilmek, herkesin kendisiyle barışık bir yerden ilerlemek sağlamak çok önemli. Yani benim aslında temelde çalıştığım alanlar bunlar. Tekrar motivasyona dönersek, motivasyonda da kesinlikle mindful bir yöntem. Hocam mindfulness yani... nedir? Ben bu arada gerçekten bilmiyorum. İtiraf ediyorum. Gerçekten bilmiyorum. Selam. Vallahi bilmiyorum. Mindfulness dediğimiz şey aslında bugün, şu an, bu dakika, here and now, şu an olanı olduğu gibi yargılamadan kabul edebilme üzerine kurulu bir sistem demek istiyorum. Bir yaşam şekli aslında mindfulness. Yani mindfulness bir din değil. Evet, Budizm'den geliyor kökeni. Çünkü meditasyonla kendini ve hayatını yavaşlatarak kendinle, bedeninle, duygularınla ve çevrenle ilişki destekleyen bir süreç. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yetişkinler duygularını az çok tanımlayabiliyor ama maalesef çocuklar ve gençler kesinlikle ve kesinlikle duyguların isimlerini bile bilmiyorlar. Sorduğun zaman ne hissediyorsun? İyi ya da kötü, siyah beyaz gibi. Yani günün nasıl geçti? İyi ya da kötü. Ne hissediyorsun? İyi ya
da kötü. Yani o iyinin içindeki alt basamaklar yok. Kötünün içindeki alt basamaklar yok. Zaten iyi iyi yapan ne, kötüyü kötü yapan ne bu arada? O da bak. Evet. Yargılarımız. Yani biz hep her şey iyi olsun istiyoruz. Her şey güzel olsun istiyoruz ama olmadığı zaman, bir şeyler istediğimiz gibi gitmediği zaman hemen kötüye etiketliyoruz. Dolayısıyla mindfulness polyanlacılık falan değil. Yani böyle, böyle bir pembe bir şeyler çizip neyse o. Gerçekle buluşma neyse anı. Yani ben şu an öfkeliyim ve bunu kabul ediyorum. Öfkeli olduğum için etrafıma da kızmıyorum, kendime de kızmıyorum. Ben şu an öfkeliyim. Bununla barışık olmak hali aslında. İster istemez yani toplumun da kendimin de beklentileri var. Yani hiç kimse hiç kimsenin öfkeli olmasını istemiyor mesela. Ama öfkeli olma diye bir duygu var yani. Hani bunu yok sayamayın. Evet. Ve öfke güzel de bir şeydir aslında. Ateş enerjisidir. Değişimi getirir beraberinde. O yüzden hani yok saymak sadece birçok şeyi zorlaştırıyor bana kalırsa. Hiçbir şeyi otomatik pilotta, otopilotta yapmıyor olmamız lazım. Hani araba kullananlar nasıl? Farkında olmadan gidersin. Binersin arabaya. Aa ben ne ara geldim buraya? İşte o hayatı da böyle yaşayabiliyoruz. Sabah kalk, akşam kalk, sabah. Yani hani o işler, rutinler. Dolayısıyla motivasyon böyle bir parçası değil. Onun farklı bir tadı var. Onun bedende yarattığı olumlu bir enerji var. Otopilot enerji vermez. Çünkü farkında bile değilsindir. Gidiyorsun, bir yere gidiyorsun bir şekilde. Evet, aynen öyle. Yani ben mi yaptım, nasıl oldu, hangi ara oldu farkında değilsen orada motive bir şekilde çalışıyor olamazsın. Motivasyon o heyecanı barındırır içinde. Sürekli yaratıcı bir şeyle gelirsin. Bir fikir gelir. Bunu böyle yapalım. Bak bu böyle olmamıştı. Ben düşündüm. Şimdi bunu böyle yürürsek bu kesin daha farklı sonuçlar getirecek diye. Gece uykundan uyanırsın. Aklına birden bir şey gelir. Motivasyon. Motivasyon öyle hani yola çıktım yürüyorum. Öyle bir şey değil. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok kitap gibi gelsin istemiyorum insanlara. Hani çok böyle ödüller, cezalar. Eğer çalışmanın kendisi seni heyecanlandırıyorsa en kıymetlisi aslında o. Heyecan, yani olayın kendisi seni çok heyecanlandırıyorsa biz buna iç motivasyon diyoruz. Zaten sen içeriden yapıyorsun. Bir de dış motivasyon var. O zaman olayı çok önemsemiyorsun ama olayın getirisi, sonuçları seni çok heyecanlandırıyor. Bu bazen prestij olabilir, bazen bir etiket olabilir, bazen bir ödül olabilir. İşte ne bileyim ben maddi manevi bir şekilde bir tatmin, takdir, onay bir şey. Peki öyle bir şekilde konuyla konuştuğumuz zaman sanki dış motivasyon mutlaka hep içten gelmesi lazım. Böyle içerisi yansın, yansın, yansın. Öyle bir şey yok. Sağlıklı olanı bunun bir spektrumda olması. Onu yani, merak ediyordum ben de hocam tam. Evet. Tamam. Dolayısıyla bunun bir spektrumda olması lazım. Yani biraz ondan biraz ondan. Sadece motivasyonla gitmez. Sadece dış motivasyonla da bir yere kadar gidersin. Bir süre sonra burnout olursun. Bir de dış motivasyonda hocam diyeyim ki yani oradaki o işte havuç ya da her neyse o ödül her neyse oraya ulaştıktan sonra zaten yok oluyor puf diye. Ama mesela o konsept bitmemişse ciddi tıkanma ve işte dediğin gibi burnout oluyor galiba. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bir de sonuçta bazen bazı şeyler bitmiyor. Yani dış motivasyon dediğimiz o takdir, onay insanın zaten insan yapan şeyler. Yani bizim temel ihtiyacımız takdir edilmek, sevilmek, onaylanmak. Evet. Dolayısıyla hani ben bunu asla istemem diyen biri olamaz yani. İstemiyorum der ama aslında istiyordur. Hepimiz isteriz. Hepimiz isteriz. Zaten yani insanların araştırmalarda, şirketlerde insanların maaştan çok görünmek, takdir edilmek ve onaylanma ihtiyacı karşılandığı zaman uzun süre aynı yerde çalışıyor insanlar. Bu herhalde hocam şeyden mi geliyor? Yani siz daha iyi bilirsiniz ama ben de o
uyandı. Yani biz sonuçta sosyal varlıklarız ve hani birbirimizden güç alarak sonuçta hani toplumun kuruluşuna, geçmişe, hani incelenen kitaplara baktığımızda yani beraber avlanan, beraber yaşayan, beraber ekip biçen, birbirinden güç alan topluluklardan geliyoruz. Zaten topluluk olmanın hani temeli bu. Ve dolayısıyla birbirimizden güç almak ve takdir görmek, kabul görmek istiyor olmamız çok normal aslında. Kesinlikle ya, öyle. Zaten türden ayrı olmak istememe duygusu. Kesinlikle. Zaten hani aslında küçük küçük kabileler yaşıyorduk. Ve günümüzde de bakarsan eğer insanlar sürekli bir yerlerden bir eğitimler alıyorlar. Programları, herkes bir çembere girmeye çalışıyor. Evet. Günün sonunda yine aynı şeyi, aynı ortamı yaratma arzusu var. O bir gruba ait olma, o grubun parçası olma, o gruba katkı sağlama ve dolayısıyla yeri geldiğinde grubun takdirini alma, onayını alma, sevgisini evet. alma. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Hocam peki şimdi merak ettiğim şey şu. Gerçekten bazen sabah kalktığımızda yani dün olan motivasyon o gün kaybolmuş oluyor. Evet. Ve aman tanrım ben mesela içime bazen ukde düşüyor. Ben doğru yolda mıyım mesela diyorsun. Ve mesela özellikle şeyi düşünüyorum mesela üniversite sınavına hazırlanma dönemini. Yani Allah'ım iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış oldu olacak olmadı olacak. Oldu olacak olmadı olacak. Yani onu işte bu iç dış motivasyonun dengesini kurmak için kendimize sorabileceğimiz, kendimize şefkatle yaklaşabileceğimiz hani önerileriniz olur mu? Olur tabii. Önce şunu söylemek istiyorum. Çok ünlü bir motivational speaker var. Zig Ziglar diye. Bilmiyorum tanır mısın, takip eder misin? Ama onun şöyle bir çok tam seni söyleyeceğim çocuk oturan bir lafı var. İnsanlar çoğunlukla işte motivasyonu yetmiyor. Sürekli değil. Yani hani sabah kalkıyorum motivasyonumu dünkü motivasyonumu bulamıyorum diye şikayet ediyorlar diyor. Aynı banyo almak diyor. O da hani ertesi gün tekrar alma ihtiyacı duyarsın. Sürmez yani. Ne terler kendini kirlenmiş dersin. Ve ertesi gün yıkanma ihtiyacı. Motivasyon da öyle. Yani kendini tekrar doldurman lazım. Şimdi bunun bu çok bunun doğru sorusu ona sorarsan şu. Neye ihtiyacın var? Bazen molaya ihtiyacım olabilir. Hı hı. Eğer molasız çalışıyorsam bu şekilde hani bir dinlenmeyi kendime hak görmeden molasız çalışıyorsam özellikle çok hırslı, çok gençler düştüğü, takıldığı yerler. Evet, mesela günde 1000 soru çözüyorum diyen çok arkadaşım vardı. Allah'ım yarabbim 1000 soru ne ya? Çok koşan çabuk yorulur. Yani baştaki o motivasyon gibi görünen şey aslında bir süre sonra kendi tuzağına dönüşüyor. İşte dedim ya başta çok tehlikeli bir şey diye. O yüzden tehlikeli. Tuba'ya da selam. Evet tamam ben de ona şey yapıyorum. Harika. Dolayısıyla o çok tehlikeli bir şey. Yani öyle bir şey yok. Böyle her gün her gün her gün aynı tempoda. Yani molaya ihtiyacın olabilir. Bedenin neye ihtiyacı var? Bu hani beslenmeye ihtiyacı olabilir. Molaya ihtiyacı olabilir. Arkadaşlarla vakit geçirmeye, sosyalleşmeye ihtiyacı olabilir. Biraz kafa dağıtmaya ihtiyacı olabilir. Hiçbir şey yapmadan binge watching, arka arkaya 10 tane dizi seyretmeyi. Çünkü o ciddi bir kafa boşaltma sistemi yani. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Hani bakmayın ebeveynin çok hoşuna gitmiyor olabilir yani. Hani böyle şeyleri gençleri ekran karşısında görüp arka arkaya 10 bölüm yine bir sezonu mu devirdik ama tabii her gün her gün yapılıyorsa sakıncalarını konuşabiliriz saatlerce ama bunu kendine hak görmeden hak görmeden işte bu bir burnout tabii. Motivasyonun bir anda yerle bir oluyor hedefinden uzaklaşıyor ben yarışa devam edemeyeceğim artık diyenler ve yolda havlu atanlar. Temel soru bu. Neye ihtiyacım var? Ne hissediyorum? Yolun neresi? Biz buna kalibrasyon diyoruz. Yani hedefi kalibre etmem gerekebilir. Yani yola çıktım. Her gün ben de değişiyorum.
süreç de değişiyor. Geçen sene YKS'ye başlayan gençler başladılar ve sonra bambaşka bir sürecin içinde buldular kendini. Evet. Evet. O süreçte o adaptasyonu gerçekleştiremediği için hedefin bir kalibrasyonu, hedefin doğrultusunda dahil olmak üzere. Hı hı. Çalışma yöntemlerin ve hedefin adaptasyon çok önemli. Yoksa sadece çalışmak, sadece nefes almadan çalışmakla gidilebilecek, varılabilecek yer değil maalesef. Zaten hayat dediğin her anıyla bir yolculuk. Eğer hedef odaklıysan o zaman ölüme yürüyorsun demek. Evet, çok yani doğru. Birazcık da o hani etrafta gördüklerini tatlılar, ders çıkar. En büyük tehlikenin yetenek olduğunu biliyor muydun mesela? Herhangi bir konuda birinin yetenekli olarak etiketlenmiş olması bana sorarsan başarısı ve motivasyonu en büyük tehlike. Çünkü ona mı güvenmeye başlıyor? Aynen öyle. Halbuki düzenli çalışma, kendi ihtiyaçlarını bilincinde düzenli çalışan kişi yeteneklilerin önüne geçiyor. Hocam bir tane kitap vardı. Mesela şey bana çok enteresan gelmişti. Sanırım Malcolm Gladwell'in de Outliers diye. Outliers, evet. Mesela o kitapta şey bana çok enteresan gelmişti. Böyle üstün zekalı birkaç insanın hani geçmişlerine bakıyorlar ve hepsi üstün zekalı. Yani hani zaten yapabilir gibi. Ama aslında Ayşenur sana döneceğim, söz veriyorum. Bir saniye rica ediyorum. Ya mesela hani üstün zekalı o kişilere bakıyorlar ve geçmişlerine baktıklarında yani orada kendisinin üstün zekalı olduğunu bilmeyen köyde bir çocuğu anlatıyor mesela. Ve adamın yetenekleri okey var ve farkında değil. Çünkü etrafında sen üstün zekalısın diyen kimse olmadığı için tarlada. O ekstra yani bir köylü çocuğunun emeğini göstererek yükseliyor. O mesela bana çok enteresan gelmiş. Yani adam üstün zekalı. Yani o kadar çalışması gerçekten büyük ihtimalle gerek yoktu belki. Ama bilmediği için bu üstün zekası ve çalışma azmi birleştiğinde çok çok başka şeyler olmuş. Kesinlikle. Bak dur, ben şu an kütüphanemden. Bu konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyen herkese kesinlikle tavsiye kitabı göstermek istiyorum. Eğer okuyorsan sana da tavsiye ediyorum. Okumadım hocam. İngilizcesi de Grit. Yani ama güzel bir çeviri. Angela Duckworth'ın. İnanılmaz azimi, tabii ki kendisi de üniversitede yapmış olduğu bütün araştırmaları da nasıl düzenlediklerini ve hani azmin bütün içindeki bileşenlerini o kadar güzel anlatıyor ki biraz önce anlattığına da şunu söylemek istiyorum. Etrafı dinleyerek de motivasyonumuz çok etkileniyor. Benim çocuklar yaptığım mindfulness atölyelerinde anlattığım bir hikaye var. Bağlı hikayesidir bu. İşte bir yarış var. Bütün kurbağalar zıplayıp bir yerden geçmeye çalışıyorlar. Ve seyirciler de sürekli işte yaparsın, yaparsın, yapamazsın, yapamazsın bir şekilde tekrar başarılı olan bir tane kurbağa var. Onun da başarılı olma sebebi, ben tabii hikayeyi şu an anlatmıyorum. Şeyi anlatıyorum. Başarılı olan kurbağanın da olayı ağır olmak. Çünkü etrafından gelen olumlu ya da olumsuz bir feedback'i duymaz. Asıl gerçek olarak kişinin kendi içindekini duyması. Motivasyonu da aslında kendi iç motivasyonunla, iç sesinle. Ya ben buraya ne yapmaya geldim? Nasıl bir katkı sağlamak istiyorum? Yani eğer benim motivasyonum ailemin benimle gurur duymasıysa, çok para kazanmaksa, bunlar bir yerden sonra eriyip gidiyorlar. İki tane önemli şey söyleyeceğim. Benim beslenmem lazım insan olarak. Ayrıca yapmış olduğum şeyin çevreme ve şu dünyaya bir değer katması lazım. Eğer bu ikisi varsa o yol açık. Orada yürüyebiliyorsun. Ama bir şekilde bir değer katamıyorsam ve bu beni kişisel olarak aynı zamanda heyecanlandırmıyorsa, işte o zaman hep anlık motivasyonlar. Hep anlık. Ve dolayısıyla kalıcı değil.
ve bizi istediğimiz yere ulaştırmak. Unutmayın, bunun bir spektrum olduğunu. Düşecek, kalkacak. Düşecek, kalkacak. Düştü diye ben karaları bağlamayacağım. Sadece tamam, bugün böyle. Yarın yeni bir gün. Bir saat sonra yeni bir gün. Ben neye ihtiyacım var? Yani ben kendimi nerelerde acaba ihmal ettim ki şu an bir şey yapmak istemiyorum. Tekrar hatırlar mısın? Yayının başında söylemiştim. Hedefim çok mu büyük? Acaba orada bir kalibrasyona evet. mı gerek var? Evet, evet. Çok mu yoruldum? Biraz molaya mı? Gerçek ihtiyacımı bulmak. Aslında yani düşmek iyi bir şey de diyebiliriz. Çünkü düştüğümüzde vücut bir sinyal veriyor. Diyor ki senin iç sezin ve dışarıda hani gördüğün, çabaladığın şey şu an tutmuyor. Vücut aslında bize haber veriyor. Muhteşem bir şey aslında şu an. Ay, tabii ki sinyalleri okuduktan sonra daha neye ihtiyacın var? Yani eğer orada şimdi motivasyonumun düşük olması bir direnç var demek. Direnç boşu boşuna oluşmaz. Orada bir şey var. Yani bu çok fiziksel de bir şey olabilir. Çok yoruldum. Ben molaya yemek yemem lazım. Karnım acıktı yani. Hı hı. Evet. Neyse o. Onun koyabilmem gerekiyor. Hı hı. Onu koyduktan sonra zaten direnç şefkatle birlikte o direnç altında belki bir inanç kalıbı, belki başarı, belki nasıl diyeyim, başarmaya çok yaklaştım. Ama başarının bedelini ödemeye hazır değilim. Belki o başarı sadece bana etiket getirmeyecek, daha farklı bir çalışma saati getirecek, belki daha fazla seyahat etmem gerekecek, belki ailemden daha fazla uzak kalmam gerekecek. Bir sürü yan etkisi olacak ve belki ben bunları kaldırmaya henüz hazır olmayabilirim. Yani bir şeyin bir tarafını isteyip bir tarafını istemediğimiz olur bazen. Yani geldiği gibi her zaman hoşumuza gitmez. Hocam Ayşenur bize bir sürü şey yazdı. Şimdi bir Ayşenur senin yazdıklarına bir baştan bakalım. Ben tamam. 11. sınıf öğrencisiyim. Sayısal tıp fakültesi istiyorum. Acaba nasıl ilerlemeliyim? Motivasyon olarak biraz düşük durumdayım demiş. Sonra da bir 11. sınıf öğrencisi bunalmadan günlük en az kaç saat çalışmalı sizce? Tıp fakültesi istiyorum. Ve en sonda nasıl anlayacağız demiş. Öyle. Sevgili Ayşenur, şimdi bu sorduğun soruların aslında hepsi çok bireysel. Yani senin tamamen öğrencilik tecrübelerin, akademik ortalaman, sayısaldaki durumun, tıp fakültesi hangi tıp fakültesi? Hani yurdumuzun birçok farklı ilinde farklı tıp fakülteleri var. Hangi hedefliyorsun? Ve bunlar için şimdiye kadar neler yaptın? Yani bu hedef için bugüne kadar kat etmiş olduğun yolun neresindesin? Önünde ne kadar yol var? Yani bir kere bir ben neredeyim? Yola çıkmadan önce değil mi? Önce lokasyon bildiriyoruz. Yani ben şu an buradayım. Gitmek istediğim yer şurası. Buraya gitmek için hangi yolları kullanabilirim? Ben asla ve asla hiçbir öğrenciye şu kadar saat çalışmalısın, bu kadar soru çözmelisin. Mümkün değil. Böyle bir kitap yok, böyle bir formül yok. Çok bireysel bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki kendini takip et. Anlamadığın şeylere gir. Birçok öğrencinin en büyük hatası çok fazla soru çözmek üzerine kodlanmış bir sistem var. Yani bütün soru tiplerini göreyim, yeterince çok soru çözeyim değil. Bilgi eksiğin olmadığı takdirde, gayet iyi anlayabildiğin takdirde önceliklerimiz bunlar olmalı. Soru çözmek tabii ki faydalıdır ama bilgiler yeterince oturduktan sonra. O yüzden bu kadar rahat çalışmalar, soru çöz gibi ortaya karışık şeyler bana açıkçası hiç gerçekçi gelmez. Katılıyorum hocam. Tamamen kendine yönelik. Bunaldığın zaman ne yapabilirsin? Seni bunaltan ne var? Bakabilirsin. Ne oldu da bunaldın? Bazen sadece düşünmekten hiçbir şey yapmayız ama o kadar zor gelir ki yapmak istediğimiz şey. Ay benim her gün bin tane. Şimdi kendi
her gün 1000 tane soru çözeceğim dersem, zaten ben o sabah o 1000 tane soru çözmenin yüküyle uyanıyorum. Evet. Eğer bir önceki günde 8 soru bıraktıysam, dün de yapamamıştımın hayal kırıklığının üstüne uyanıyorum. Evet. Dolayısıyla hani ne kadar gerçekçi, ne kadar çok kolay hedef konmaz. Ama gerçekçi olmalıdır. Yani hedefim gerçekçi olacak. Benim, eğer ben bir gün içinde 100 tane soru çözebiliyorsam, okey, bunda bir sorun yok. 100 ile başlarım. Yarın bunu 105 yapabiliyor muyum? Ben benle yarışıyorum. Yani ben o cümleleri sevmiyorum. İşte bilmem kaç milyon öğrenci sınava giriyor. İşte şu kadar milyon öğrenci yarışıyor. Yok. Ben kendimle yarışıyorum. Ben yarın bir önceki versiyonumdan daha farklı, daha fazla ne katabilirim, ne yapabilirim, ne yaptım? İki gün hocam, gitmiyorsa, ikinci günde gitmeyecek demek de değil bu arada. O parantezi de açalım. Doğru. Düştüğü yerden kaldırabilirim. Evet. Yine onu yapacak, o sorumluluğu alacak kişi benim. Bir şey söylüyordun ama öyle kaptım gittim. Ne diyecektim? Hemen düşüneyim. Heh, hocam, bir de bence şeyi de söylemek lazım Ayşenur'a. Mesela bazen bir gün içerisinde zibilyon tane iş halledersin ama kötü iştir. Kalitesiz iştir. Yani ona da bence dikkat etmek lazım. Yani 1000 soru çözüp o 1000 sorunun kaçını gerçekten anladın acaba? Yani ben geçmişte bunların çok farkında değildim ama şu an hani iş hayatında da hani fark edince mesela, yani bazen diyorsun ki bugün işte 30 tane yapmam gereken iş vardı, 30'unu da yaptım, harika. Sonra aradan bir hafta geçiyor, ya 30 işi yapmışsın ama nasıl yapmışsın acaba? Bir dön düşün. Yani acaba o 30'un sadece 5'ini yapsan daha mı iyiydi? Çünkü tamamen kapatacaksın o konuyu. O 5 taneyi yapıp o iş bitti, temizledin. Yani aslında ona da dikkat etmek lazım. Ne kadar kaliteli bir şey yapıyorsun kendin için. Çünkü yine kendin için yapıyorsun. Kesinlikle. Benim çok sevgili bir öğretmenim vardı. The way you do one, the way you do everything. Yani bir şeyi nasıl yapıyorsan hayatta her şeyi o şekilde yapıyorsun. Yani eğer bir şekilde bir şeyleri böyle baştan sağmaya başlıyorsan, şimdi özellikle böyle yüksek hedefler koyuyorsan kendine, bu potansiyelde beraberinde yüksek hedeften kastım tıp fakültesi, hani günde 1000 soru çözeceksin. Yani, hani nereye girmek istediğin değildir yüksek hedef. Günlük kendine koyduğun hedeflere bakmak lazım. Dolayısıyla orada biraz yumuşak başlı ama gerçekçi olduğun takdirde ulaşılabilir olması. Yoksa dediğin gibi 1000 tane soru çözersin ama hani bunun da cevabı bence A'dır diye işaretlemek. Hani bence, sence. Değil bunlar. Geldi değil mi bir anda? Bağlandı hocam. Duyuyorum şu an. O şekilde olacak. Yani yaptığın şey vermek. 10 tane söylüyoruz ama 10 taneyi gerçekten anlamadığını düşündüğün konudan kafayı patlata patlata çöz. Gerçekten anladığını kabul et, fark et. Yani ol. Yarın daha fazlasıyla devam edersin. Yani sayılara takılmayalım. 10 tane, 20 tane, o değil orada önemli olan. Gerçekten onun farkındalığıyla kendi dün neyi yapamıyordum, bugün dünden farklı ne yapabildim? Çünkü hep kriterim kendim, kendi performansım ve daha iyi versiyonumu oluşturabilme. Otonomi çok önemli motivasyonda. Yani başkası söyleyince yapmak zul geliyor insana. Yani işte bu bazen çok iyi hocalarla da oluyor, dershanelerde oluyor. İşte ben hani birebir çalıştığım ebeveynlerle olabiliyor. İşte günde şu kadar soru çözmelisin, böyle olmalı, böyle. Şimdi burada seçim hakkı bende olacak. Programı ben yapacağım. Yani ben her gün her dersimi çalışacağım. Ne şekilde bir programı? Otonomi. Ben. Benim hayatım. Gelecek benim. Fakültesine, orada da otonomi. Ben mi istiyorum mesela tıp fakültesi? Evet. Şimdi Ayşenur'un üstünden oluyor ama hani yansıtan. Yok, doğru hocam. Mesela şöyle düşünün. Geçtiğimiz günlerde mesela yaptığımız bir yayında mesela daha önce dedi, yani hani
fizik okumak isterken ailesi garanti bir iş olsun diye mesela çok demiş doktor ol, avukat ol, şunu yap, bunu yap. Hakikaten bazen de onu düşünmek gerekiyor. Yani ben bunu kim için, kendim için mi yapıyorum? Ya da atıyorum mesela hani Ayşenur, hakikaten bu senin üzerinden açılı konu ama seninle ilgili değil. Ya mesela atıyorum Ankara Tıp Fakültesi dedin ama mesela aslında belki İzmir Tıp Fakültesini istiyorsun içten içe. İzmir'e belki daha yüksek motiveyle çalışacaksın. Çünkü sen İzmir'de okumak istiyorsundur. Yani dediğiniz gibi hocam o içindeki detaylar da önemli. Evet, yani bir kere gerçekten ne istediğini biliyor olmak ve bu seçimi kendin yapmış olman, otonomi. Evet. Bunu kendin yapmış olman ve bunun beraberinde sorumluluğu almanı da getirir. Yani ben istiyorsan, ben istiyorum diye benim eğer, işte benim de mesela 18 yaşında oğlum var. Sadece ben istiyorum diye bir şeyleri yapmaya kalkarsa ben de üzülürüm onunla. Her gün sana sen istedin diye ben bunu yaptım, sen istedin deme hakkı var o zaman. Evet. Ve hayat böyle bir sorumluluk almayı gerektirir. Artık yetişkin bir birey olarak verdiğin kararların da arkasında durabilmek için soracağın soru, okumak istediğin branş, seçeceğin kariyer, bunların hepsinin sorumluluğunu alacak otonomi çok önemli. Motivasyon aynı zamanda duygusal bir şey. Duygularının farkında olmak. Duygular çok ateşliyken, yani çok öfkeliyken, çok heyecanlıyken, aşırı mutluyken üretken olamazsın. Biraz dinmen gerekir. Ayaklarının yere basması gerekir. Dolayısıyla duygularının farkında olman, duygularınla barışık olman lazım. Beklentin ne? Değer yargıların ne? Temel doğa insanın değer yargılarına, senin kişisel olarak değer yargılarına ters düşen bir şeye karşı mutlu olamazsın. Dolayısıyla gelen, başkalarından gelen tekliflerde bile, özellikle hani kariyerle ilgili konuşursak, iş tekliflerinde, iş görüşmelerinde, çalışacağınız yerin değer yargılarını biraz araştırarak gidin. Sorun. Daha sonra öğrenip sizin insani, evrensel değer yargılarınıza ters düşen, bakış açılarına sahip olan yerlerde mutlu olamazsınız. Motive çalışamazsınız. Ne kadar para verirlerse dinler. Yani bu çok da umurumdaydı. Ben parama öyle bir şey, öyle bir, hele yeni nesil, sizler kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil, çalışmazsınız. Evet. Mümkün değil yani. Doğru. Değil mi? Hani doğayı kirletecek, işte ne bileyim, sorumluluk almayacak bir şirkette asla çalışmazsınız. Dolayısıyla bunlarla ilgili o bilincinizin, siz de farkında olun. Bunlar çok önemli. O beklentiler, o değer yargıları, bunlar karşılanmadığı zaman orada motive çalışamazsınız. Evet, çok doğru. Yani beraberinde işte hani o önce mutsuzluk ve sonra depresyon. Yani iş hayatının kaynaklı depresyon da var. Depresyon sadece kesinlikle şeyden olmuyor. Ailevi ilişkilerden falan olmuyor. Böyle bir yanlış algı olmasın. Yani insanlar işinde de mutsuzsa depresyona girebilir. Hayallerini gerçekleştirmediği her yerde depresyona girebilir. Depresyon o yoğun mutsuzluğun içinden çıkabilmek de çok ciddi, çok ağır süreçler gerektirir. Evet. O yakın için kendinle bağlantı kurun diyorum. Motivasyonun temeli kendin iç bağlantını güçlendirmekten geçiyor. Mindfulness'tan geçiyor aslında. Buradan hocam, şimdi çok hızlı ben bir tekrar araya gireyim. Şimdi Metin, ben sana şunu söyleyeyim. Aylin Hoca'nın aslında bu sorunlarınla ilgili hani yanıt verebileceği çok bir kısım yok. Ama meslek seçimiyle ilgili yani sana şunu söyleyebilirim. Yani hedefin Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaksa mesela Berk'in seçmeyle bir yayın yaptık. Berk'in de mesela Boğaziçi istiyormuş. Ve hani onunla ilgili bir yayın yaptık. İstersen hani bir Berk'inle yayını izle. Ondan sonra seni Berk'inle iletişime geçireyim. Hani Boğaziçi'nde okuyabileceğin bölümlerle ilgili sana bir bilgi versin. Yardımcı olur sana. Söz verdi yayında. Onun dışında ailenden gelecek baskıya zaten Aylin Hoca'nın da az önce söylediği gibi, yani hani
ailenin baskısıyla gidip tıp okursun ama mesela tıp okuyan bir arkadaşımla da yayın yaptık. Çok bırakan oluyor diyor. Yani diyor ki yani 6 sene okuyacaksın diyor. 4. senesinde bırakan arkadaşlarım oldu dedi Yağmur. Yani o da çok tehlikeli. Yine sana yazık. Senin emeğine yani kendine, beynine, enerjine yazık olur. O yüzden ikisiyle ilgili hani bir Yağmur'la yayını izlemeni tavsiye ederim. Hani tıp nedir? Yani ailenin belki baskısının unuttuğunda belki sen de tıp okumak isteyeceksin, bilemezsin. Ama onun dışında Boğaziçi nezdinde bir Berkin'in yayını izle. Eğer soruların olursa yaz bana, Berkin'le seni iletişime geçireyim. Sonra da son olarak hocam Ayşenur da demiş ki Aylin hocam sizinle iletişim kurabilir miyim yayından sonra acaba? Benle kim isterse iletişim kurabilir. Aylin Geron benim Instagram'daki hesabım. info@aylingeron.com'dan da bana mail olarak yazar. Bir şekilde her istediği konuda benle iletişime herkes geçebilir. Orada sıkıntı yok. Biraz önce bahsettiğin konuyla ilgili, aile baskısıyla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Aile baskısıyla ne kadar erken mücadele etmeye başlarsanız, eğer sadece baskı olarak, şimdi istediğin yerde seni disipline etmeye destek oluyorsa öyle baskı, zaten aslında işe yarayan bir şey. Ama istemediğin doğru bir alan, sadece onları, anne ve babanın veya işte amcaların, dedelerin süre gelmiş bir geleneğini sürdürmek adına, çünkü özellikle tıp böyledir mesela, avukatlık, hukuk böyledir, mühendislik böyledir. Evet. Yani ailede bir mühendis varsa bir sürü mühendis, bir mimar varsa bir sürü mimar, doktorlar keza aynı şekilde. Ve o gençte de ben hani aileyi hayal kırıklığına uğratıyorum, ben bu alanla ilgilenmiyorum gibi bir de sorumluluk vardır. Bununla ne kadar erken kendileri ve ailelerini yüzleştirirlerse o kadar özgür, o kadar tutkulu, o kadar huzurlu olurlar. Bu kişisel bir süreçtir. Kimse yardım edemez. Önce kendileri, kendinle buluşup bununla nasıl başa çıkacağının stratejisini kurmaları gerekir. Çok tavsiye ediyorum. Ben üniversitedeyken, bunu anlatayım. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 1. sınıf. Sınıfa girdim. Yanımda işte ben de tabii o zaman 20 yaş falan, 18-19 yaşlarındayım, oturdum. Yanımda böyle 30'lu yaşlarında bir genç kadın, şaşırdım ben de, aa ne arıyor bu kadın diye. Çünkü o zaman yani böyle hepimiz 18-19 baktık falan, böyle kimdir bu, sağdan bakıyoruz, tanıyan yok. Sonra bizim hiç unutmuyorum, öğretmenlerimizden, öğretim görevlilerinden biri girdi sınıfa, Deniz Hoca. Nasılsın? Öbürü de Deniz'di galiba. İki Deniz birbirleriyle, ne haber Deniz, nasılsın, iyi misin? Bayağı böyle sarıldılar, koklaştılar falan. Meğerse bizim Deniz Hoca'yla öğrenci Deniz, Robert Koleji'de sınıf arkadaşıymış. Ve fakat 6 senesinde tıp fakültesinde geçirip daha sonra vazgeçince, bu arada Deniz Hoca yürüdü gitti tabii. Sen geri dön ve düşün ki sıra arkadaşın olan biriyle, yani böyle bir statü farkına, yani hani aralarında hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Yani çok da böyle, nasıl diyeyim, yani çok medeni bir şekilde geçti o yıllar ama doğru seçimi yapmadığın zaman o seni hayatın boyunca takip ediyor. Doğru. Bir şekilde içini, kalbini, zihnini kurcalayıp duruyor. Evet. O yüzden motive olmak için önce gerçekten ben ne istiyorum sorusunu cevaplayabilmek gerekiyor diyorum. Hocam bu arada tam 50 saniyemiz kaldı. Instagram bizi atmak üzere. Aman 50 saniye. 49-48. Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bence herkes çok keyif aldı. Ben kendim çok keyif aldım. Erteleme üzerine de bir yayın yine yapalım bence mutlaka. Tamam, yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Bence de harika oldu. Umarım birilerinin kalbine, yüreğine, zihnine dokunmuştur. Hedeflerine şekil vermesine destek olmuştur. Olacaktır. Eminim. Teşekkür ediyorum Asena'cığım. Senin de yolun açık olsun. Işıl ışılsın zaten. Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Herkese.